Ulan bu merette pişince ne kokuyor be? Şimdi imrenmiştir bütün mahalleli. Yok be abi. Buradakiler ne anlar bu zevklerden? Evi kokacağız diye onlar tonla para vermeye alışkınlar lüks lokantalara. Merak etme sen. Ha, bu zevki de alamazlar işte. Sana rakı koyayım istersen. Ben yarın sabah yola gideceğim diye bana eşlik etmek zorunda değilsin. Yok yok, bu iyi. İlk günden bünyeyi bozmayalım oğlum. Bak sana ne diyeceğim. Yani eğer kabul edersen tabii. Söyle Fırat. Benim şoförüm olur musun be abi? Ben sana layık değil ama... Olmam mı oğlum? Şeref duyarım. Bu şeref bana ait aslan abim benim. Yani ben böyle sık sık vakit geçiririz hem... Bak sen küçükken de çok temiz bir çocuktun. Nasıl hala böyle temiz kalabildin? O cehennem gibi ortamın içinde merak ediyorum. Hem de o çakal Hikmet Başkan gibi bir baban varken... O şeytanı korumak için hakikaten çok çaba gösterdin, çok çalıştın. Birçok şeyi ardında bıraktın. Ama inan hala çok geç değil evlat. Çok geç abi. Çok geç. Dünyadaki her şeyin benzeri taklidi kendi iş göreni yapılıyor yani. Ama o çocukluk zamanının coşkusuna, masumiyetine... ...o saflığa bir daha ulaşamıyorsun abi, yok yani. Lan oğlum. O zaman biz ölelim. Sen bu delikanlı yaşında çoktan teslim bayrağını çekmişsin. İyisi mi? Git yat mezara, kurtul bundan. Oğlum, iş hayatında çakallarla, akbabalarla uğraşıp zirveye tırmanmayı biliyorsunuz. Ama iş asıl hayata gelince, nefes aldığın hayata tıs. Fırat, böyle düşünüyorsan benden sana şoför falan olmaz. Kavga ederken duvara toslarız. Sen de ben de hatta. Oğlum siz ölmüşsünüz be. Damarlarınızda kan yerine harç akıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.